Herkese mutlu günler diliyoruz. Futbol Biz ve Basit Oyun ortak yapımına hoş geldiniz. Bugün yine partnerim Alper Peker, doçent doktor Alper Peker'le Çıkıldağ'ı mercek altına alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper abi, merhaba. Merhabalar. Hocam, Çıkıldağ Galatasaray'a ilk geldiğinde birçok kesim tarafından bon servisi eleştirildi. Hani geldiği coğrafyada bu tarz bon servislerin fazla ödenmediği, e, Niçin Galatasaray işte 6.5 milyon e, euro bandında bir bon servis ödedi e, şeklinde eleştiriler oldu. E, ama e, baktığımız zaman oyuncunun e, hikayesine de e, aslında Hacı Hakemi'de yetişmiş. Daha sonra Vitorul'dan e, Craiova'ya 2.3 milyon euroya gelmiş. Gerçekten de yüksek bir bedeli ve... E, Kruyava Üniversitesi'nin takımı tabii bu Kruyava Üniversitesi de Kru Kruyava'dan Galatasaray'a 6,5 milyon euroya geldi 24 Temmuz 2021'de. 24 yaşında sağ ayaklı 1.78 boyunda Romanya Milli Takımı'nın oyuncusu. Evet. Ve şöyle baktığımda genel olarak benim ilgimi çeken çıkıldığım en önemli özelliği. Hem topsuz oyunda hem de topla ilişkisinin çok iyi olması ve aklında kale, gol gol koşusu olup Tehlike beklentisi yüksek pozisyonlara Galatasaray'ı itmesi sadece kendi gol koşusuyla değil ama kritik bölgelerde verdiği kilit paslarla da. Öncelikle evet. genel bir Çıkıldağ değerlendirmesi alalım hocam. Bu transferi nasıl buluyorsunuz? Tabii yani baştan dediğim gibi Alper abi gelmeden önce insanların kafasında soru işaretleri vardı ki bu normal. Tanınmamış bir oyuncuydu çok fazla. Ama ben Romanya Ligi'ni ve özellikle birkaç oyuncuyu çok yakından takip ettiğim için bu da onlardan bir tanesiydi da. Oyuncunun gerçekten kaliteli bir oyuncu olduğunu e, biliyordum. Modern futbolun talep ettiği e, bütün e, donanımlara sahip olduğunu çok iyi biliyordum. Ve baktığımız zaman tam bir modern futbolun e, 8 numarası, orta sahası diyebiliriz ki gelirken 10 numara e, profilinde bir oyuncu olduğu ile ilgili yanlış e, algılar vardı. Onlarla ilgili de açıklamalar yapmıştık zaten daha önce. Oyuncu e, defansif anlamda e, yani temaslı oyunda Tabii orada da ikili mücadele becerisi iyi ama ya çok bir işte altı numara, bir kesici bir Joseph gibi, bir Fernando gibi, bir Melo gibi o tarz bir temasla oyunda ikili mücadele gücü bekleyemezsiniz zaten bu oyuncudan. Ama kendi profili içerisinde gayet iyi, verimli ikili mücadele gücü temasla oyunda. Onun dışında koşu temposu çok iyi. Hem öne hem geriye e, box to box gelebilen bir oyuncu. Artı e, rakibe e, uyguladığı presle... E, de özellikle Galatasaray'ın ön alandaki o piyesine dinamizm katabilecek bir oyuncu olduğunu söylemiştik. E, pas arası yapma, sahipsiz top kazanma gibi özelliklerinde gayet e, bir orta sahadan, e, modern futboldaki, futboldaki bir orta sahadan beklenen e, düzeyde olduğunu belirtmiştik. Bunlara ek olarak da özellikle ceza sahası çevresinde e, attığı çok akıllı olup paslar, savunma arkasına, backstopper arasına, onun dışında kanatlardan veya iç koridordan, hal space'den koşan oyuncuların koşu koşuyorlarını attığı Defans arkası toplar zaten çok değerli. Ee, senin de bahsettiğin gibi attığı toplara göre de sürekli ceza sahası içerisinde geç koşular yapması, o bölgede golü sürekli düşünmesi de çok e, kıymetli ve değerli. Özellikle e, bu futbolun gelmiş olduğu bu dönemde, bu şekilde orta sahalardan hücum katkısının yüksek derecede beklendiği bir dönemde. Dolayısıyla ben çok faydalı bir transfer olduğunu hem gelmeden önce de söylemiştim, şimdi de zaten bize doğruluyor. 6,5 milyon euro gibi bir rakam e, çok görünebilir ama zaten taksitli alındı ve e, çıkıldı o gibi bir oyuncu için bence hiç de fena değil. Evet, zaten oyuncunun 24 e, yaşında olduğunu söyledik. Ağzınıza sağlık. Çok genel olarak çok güzel özetlediniz hocam. E, şimdi e, programımızın ilk etabında Çıkıldao, Salih Uçan ve Mihai Zakı eee eleş e, 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 kıyaslayacağız ve e, bu kıyaslamada e, tabi e, instat verilerine göre olacak. İsterseniz onunla başlayalım hocam. Şuradan. Tamam. E, şuradan, e, evet. E, evet. Ekranda gördüğünüz gibi Alexander Çıkılda ve e, Alexander Çıkılda, Salih Uçan ve Mihal Zahın, e, görüntüleri e, burada bu şekilde. E, ve e, tabii ki Çıkılda bu iki oyuncuya göre biraz daha istikrarlı. Oynadığı süre bazında olsun. İlk 11'e çıkma yüzdesi gördüğünüz gibi üstünlüğü var. 2 gol atmış ve gol pası da bulunuyor tabii. Çıkılda'nın hani skorer olduğunu söylemiştik. Şöyle isabetli şutta ve attığı zaten penaltıdan attığı golde %100 evet bir kere hani kullandığı için %100 orada. Ama maç başına kilit pas 0.57 orta 079 ve isabetli paslar isabetli ortalar Pardon 27 gibi yüksek yüzdeleri var hemen size döneceğim biraz daha kıyaslama yapayım ve ikili mücadelelerde özellikle üstünlüğü olmasına rağmen ve şöyle aşağıda da sahipsiz top kapma gerçekten de 4.6 yüksek. Pasarası bunları zaten detaylı bakacağız. Genel top kapma 3.7 ve driplinkler 2.6 bir üstünlüğü var hocam ve yani topsuz oyunda bu kadar iyi olmasına rağmen gol beklentisi 0.28. %28. bu evet. gerçekten de takdire şayan. hani modern modern futbolun 8 numarası diyebilir miyiz Alexander Uçikalılar için? Net bir şekilde diyebiliriz Alper abi. Zaten e, gelmeden önce de dediğim gibi sürekli insanlar on numara. Hani bir Snyder gibi, bir işte eski Alex gibi, ne bileyim işte Beşiktaş'ta eskiden oynayan e, bir on numara Delgado vardı. O tarz bir pro profilde oyuncu bek bekliyorlardı ki. Hep söyledik oyuncudan bu şekilde e, bir on numara performansı beklemeyin. Oyuncu öyle bir on numara değil, direkt olarak sekiz numara. Hem geldiği takımda, evet. üniversitede. Crayova'da hem de Romanya milli takımında direkt olarak sağ iç ve sol iç gibi 8 numara oynuyordu ki Galatasaray'da da bizim e, oyun düzenimizde çok uygun bir oyuncu olduğunu söylemiştik. Çünkü e, dediğin gibi hem ikili mücadele yüzdesi baktığımız zaman ikili mücadele becerisi çok yüksek maç başında 12 ikili mücadeleye girmiş e, hı hı. diğer oyunculara kıyasla çok daha fazla Zaca ve Saliye oranına artı sahipsiz top kazanma pas arası yapma drip yapma yapma e, gibi topsuz oyunda çok değerli e, donanımlara sahip oyuncu. Onun dışında da baktığımız zaman işte iki bakın hücumdaki ikili mücadelelere baktığımız zaman bile orada bile üstün yani. Hücumda evet. ikili mücadele demek ne demek? Sizin e, gegen pres yani karşı presinize çok değerli katkılar yap yapacağı anlamını taşıyor. Şok, yani oradaki şok pres değil mi hocam? Tabii. İlerideki 3. E, bölgedeki. E, e, bunlara baktığımız zaman sizin direkt e, Galatasaray'ın özellikle ihtiyaç duyduğu her şeye sahip oyuncu e, artı bunlara rağmen yani bu kadar topsuz oyunda iyi olmasına rağmen de e, hücum gücünün çok yüksek olduğunu hem gol beklentisiyle hem de kilit pas becerisiyle de net bir şekilde e, ofansa da çok iyi olduğunu görebiliyoruz. Yani böyle bir oyuncuya bulmak gerçekten bu dönemde çok zor. Hem defansif bu kadar katkı yapıp hem de ofansta bu kadar etkili olabilen bir oyuncu tamamen çift yönlü, iki yönlü orta saha diyebiliriz. Evet, e, zaten yaptığımız bütün muhtemel 11'lerde hocam e... Direk e, ilk yazdığımız isimlerden biri, Aleksandrui yani geçiş oyunu olsun, işte e, ofansta ve e, merkez ortası hani bünyesinde de defans yetisi çok iyi. E, tabii ki bir ön libero tadında bir e, defans yapan bir oyuncu değil ama e, tam bir çift yönlü orta saha söylediğimiz gibi. Hemen görsellerimize geçelim hocam, hızlı hızlı tamam. e, şiddetli koşu. Marsilya maçında ilk görsel ve ikinci görsel şiddetli koşu Çaykur Rize maçında bu şiddetli koşuyu tekrar çok kısa bize bir açarsanız ben de bu evet. görselleri hemen büyüteyim. Eee 5,5 metre/saniye bölü saniye ile 7 metre/saniye bölü saniye arasında yapılmış koşular bunlar. Evet. bu ön alana topla dribling için yapılmış olabilir veya topsuz bir koşu için yapılmış olabilir ön tarafa doğru sprint veya savunmaya doğru rakibi kovalamak açısından amacıyla yapılmış bir koşu olabilir. Her türlü 5 beş metre, beş buçuk metre bölü saniye ile 7 metre bölü saniye arasında yapılmış koşulları burada görebiliyoruz. Ee, kısaca şunu da söyleyeyim Alper abi. Sözü sana evet. vereyim. Tabii. Bahsettiğimiz gibi zaten oyuncunun en önemli özelliklerinden bir tanesi dinamizm demiştik. Yani orta sahaya Galatasaray'ın dinamizm getirecek. O pres gücüne katkı sağlayacak. Artı e, rakibi de takip etmesiyle de e, rakibi savunmaya doğru kovalamasıyla rakip kovalaması ve takip etmese önemli savunma katkıları verebilecek bir oyuncu demiştik ki burada net bir şekilde görebiliyoruz. Hı hı. Bilmiyorum sen ne söylemek istersin bu konuda? Yani bu şiddetli koşu tabii yönü çok önemli ama bize oyuncunun dinamizmi hakkında belli işte doneler sunuyor. Belli fikirler sunuyor bu doneler diyelim. Yani Tabi her şeyden önce Çıkıldağ'ın niçin 6.5 milyon euro? Yani 7.5 milyon euro olabilir miydi? O da olabilirdi. E, şundan dolayı e, çünkü oyuncu gol koşusu yapıyor. Kasımpaşa maçında e, 7 saniye içinde orta sahada mesela Van Aanholt'a topu topu verdi. Ve gol koşusu attı. 7 saniye içinde ceza sahası penaltı çizgisinin önündeydi. E, ve orada biliyorsunuz e, Moruta'nın asistiyle golü attı. E, lig maçındaydı. E, yani bu yüzden çıkıl daha çok önemli. Hemen bir sonraki görsele geçelim hocam. Burada tamam. paslar var. E, bu Marsilya maçındaki paslar ve daha sonra Çaykur Rizespor e, maçındaki paslar. Sanki Çaykur Rizespor maçında bir tık daha e, fazla top kaybı yapan bir çıkıl daha görüyoruz. Evet, e, doğru. Baktığımız zaman e, sanırsam orada biraz şey de etkilemiş olabilir o ya, hava şartları. Çok evet. yağmurlu bir havada oynandı. Evet. Bir de Marsile gibi yüksek şiddetli, çok efor gerektiren bir deplasmanda orada oynayıp o şekilde sahada yüksek bir mücadele sevgileyip sonrasında yolculuk ve akabinde ağır bir sahada oynamak onun pas kalitesini biraz düşürmüş olabilir ama genel anlamda baktığımız zaman özellikle Marsilya maçındaki görsele dönebilirsek oraya baktığımız zaman Marsile gibi bir rakibe karşı hı, hı. Yani çok da gayet e, pas yüzdesi yüksek bir şekilde oynamış diyebiliriz. Çok yüksek. Zaten bu önümüzdeki e, top kaybı Marsilya maçında bir tane top kaybı yapmış. Evet. E, hani bu e, isabetsiz pas top kaybı burada da biraz anlam karmaşasına giriyoruz. Bu, bu. şey oluyor. İzleme, e, i̇zleme platformlarında ama buyurun hocam tabii. E, bir önceki görseldeki Marsilya'daki o kırmızıyla işaret olanlar onlar pas hatası. Yani oyuncu pas hatası yaptığı ki bunlar. Hı -hı. Ama top kaybı olarak geçen veri. E, oyuncu topa hakimken işte bir başka oyuncu gelip ikili mücadeleyle işte omuz omuza mücadeleyle onun elindeki sahipli topu kaybetmesi, top kaybetmek oluyor. Anladım. Yani bir tane top kaptırmış o şekilde sahip olduğu. Aa, aslında top. ikisi birleştirirse çok daha mantıklı olur benim görüşüm ama Hı -hı. olsun biz elimizdeki verilerle devam edelim. Evet, Çaykur Rize'de söylediğimiz gibi bir miktar daha fazla top kaybı var. ama pas arası yapan ve sahipsiz top kaybeden, sahipsiz top kazanan bir oyuncu özellikle Marsilya maçındaki pas arası ve Rize maçında da gerçekten birçok kritik pozisyonda. Bakınız gördüğünüz gibi o ceza sahası penaltı çizgisinin önünde. Pas arası da bize aslında bu oyuncunun hani topsuz oyunda burada olduğunu söylüyor. Hocam bu pas arası ile ilgili bir yorumunuz var mı genel olarak? Hemen kısaca söyleyeyim. Oyuncunun zaten pozisyon bilgisi yüksek. Yani özellikle rakip top rakipteyken. O rakibin pas atacağı atabileceği bölgeleri iyi tespit ediyor. Yani tıpkı Nelson'da olan e, o defansif e, sezgiler çıkıldığı da var. Hem ikili mücadele anlamında doğru yerleri kapatıyor. Doğru yerlere koşarak hemen orada rakibi e, rakiple temasa girebiliyor. E, hem de e, bu pas aralarını yapabil yapabilmek için rakibin pas atacağı yerleri pas kanallarını iyi kapatabiliyor. E, bu da onun e, bu pas arası ve sahipsiz top kazanma gibi verilerde ciddi miktarda öne çıkmasını ve takıma defansif anlamda katkı sağlamasını e, yardımcı oluyor diyebiliriz. Peki, e, genel yorum olarak e, ben çok başarılı bir transfer olduğunu düşünüyorum. E, yaş aralığı, milli takım oyuncusu olması ve modern futbolun e, 8 numara özelliklerini taşıması. E, oyun etiği, oyun içinde sürekli konsantre, e, çok çalışkan bir oyuncu. Sanki etrafında çalışan parçaların biraz daha böyle e, işlevsel hale gelmesiyle, bu ne demek yani çıkıldığa biraz daha fazla pas opsiyonu yaratan bir Galatasaray hmm. olursa o bölgede, bu santrafor bölgesi için... Sol kanat bölgesi için e, keza işte sağ iç oynuyorsa sol iç, e, sol iç oynuyorsa sağ iç için de e, geçerli. E, bu arada görüntünüz gitti. Hocam ben sizin görüntünüzü bir daha yenileyim. Şöyle görüntünüz gelene kadar ben özetimi devam edeyim. Evet tekrardan geldi görüntünüz. E, bu tarz teknik arızalar oluyor. E, sıkıntı evet. yok. E, çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum e, Çıkıldağ'ın. Evet. Burada tabii Çıkıldağ işte Morutan'la Morutsan'la olan alışverişi Asunsa'nın devreye girmesiyle bence Çıkıldağ'nın bir tık daha özelliğinin artacağını. Çünkü orada sırtı dönük top alıp hani birdenbire Çıkıldağ ile buluşturabilecek ya da o pas alışverişin, alışverişini yapabilecek bir altı numara yok şu anda. Asun devreye girmesiyle çok daha iyi bir çok daha etkili bir Çıkıldağ bekliyoruz. Buyurun hocam. Son olarak eklemek evet, istediğiniz bir şey var dediklerine mı? Dediklerine %100 katılıyorum Alper abi. Ee, yine bir teknik arıza oldu zannedersem. Evet, onu tekrardan, ee, seni tekrardan yenileyelim. Ee, büyük ihtimal... In internet. Evet. Şimdi iyi. Evet buyurun hocam. Evet. E, dediklerine katılıyorum. E, 6 numaranın gelmesiyle birlikte özellikle 6 numara transferiyle beraber e, Çıkıldağ'dan daha az defansif katkı e, almamız gerek. Yani almaya ihtiyaç duyduğumuz zaman ofansif anlamda çok daha etkili bir çıkıldağ göreceğiz. Çünkü şu anda hem defansta hem ofansta görev bekliyoruz ve defansta belki de ona ondan gerektiğinden fazla e, faydalanıyoruz. İyi bir altı numara, iyi bir kesicinin gelmesi de onun defansif görevlerini biraz azaltıp hücumda daha etkili olmasını sağlayacaktır Fatih Hoca diye düşünüyorum. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Ee, sevgili dostlar bugün Aleksandru Çıkıldağ'ı mercek altına aldık. Ee, oyuncunun transferinden e, tutunda işte rakip e, takım aynı pozisyon oyunculara kıyaslamasına kadar instat verileriyle... Sizleri bilgilendirdik umarım keyifli bir yayın olmuştur bu yayın ilk gösterim yayınlanacak ufak tefek teknik arızalarımız da oldu kusura bakmayın ama yayınla ilgili sorularınızı canlı sohbete bırakabilirsiniz hem futbol bizde hem basit oyunda ayrıyetten yayın bittikten sonra aşağı birer yorum soru bırakırsanız biz elimizden geldiğince bunları cevaplamak durumundayız ve cevaplamaktan da mutluluk duyuyoruz. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.